13 Ocak 2024'ten selamlar. Ben Tan Çetiner ve arkamda Pavis'in bulaşık suyu havası. Şu an 0 derece. Annem şu an şapka takmıyorum diye kızacak ama yani çekim yaparken de çıkabiliriz şapkamıza. Evet, bugün bir cumartesi. Ve cumartesiyi ya evde oturarak geçirecektim ya da çıkıp bir şeyler yapacaktım. Ben dedim ki çıkıp sakin bir cumartesi geçirelim. Peki ne yapalım? Ne yapacağım? Şöyle bir talihsizlik oldu. Gelirken buraya hızlı toplanma sürecinde çok önemli bir eşyayı unutmuşum. Aslında ben daha fazla eşya unuturum diye düşünüyordum. Yine iyi kurtarmışız. Evet, bu tramvaya binebilirdim ama şu an binemeyeceğim. Gözüküyor çünkü gitti. Aslında koşabilirdim ama sağlık olsun. Bugün relax bir gün. Koşmayalım. Bir dahakini bekleyelim. Ne olacak? Bir yere yetişmiyoruz. Neyse, konuya dönecek olursak. Hangi eşyayı unuttum? Adaptörümü. Biliyorsunuz MacBook kullanıyorum. Ve MacBook'un 2 adet Type-C girişi bulunuyor. Evet. Bu Type-C girişiyle benim her türlü işi yapmam gerekiyor. Mesela ekranım var. Ekranımı çok seviyorum. Ekranımı kullanmak istiyorum. MacBook'umu ekrana yansıtmak için bir adaptör kullanmam gerekiyor. Çünkü ekranı HDMI bağlantısıyla bağlıyoruz. Ama HDMI girişim yok laptopumda. O yüzden adaptörü kullanıyoruz. Adaptör HDMI'yi alıyor, Type-C'den veriyor. O yüzden de bilgisayarı ekrana yansıtabilmiş oluyoruz. Neyse, şu an bunu yapamıyorum. Şu an 13 inçlik bir ekranda sıkışıp kaldım. Ve beni çok üzüyor çünkü ben ekranıma aşık bir insanım. Onu İstanbul'dan boşuna getirmedik, koşalım. İstanbul'dan boşuna bu yollara kadar getirmedik annemle babamla. O yüzden yapacak bir şey yok. Sanırım Nisan başı gelmeye çalışacağım Türkiye'ye. Geleceğim gibi gözüküyor. O zamana kadar ekransız mı kalayım, kalmayayım. Bir geçici bir çözüm olarak bir HDMI Type-C adaptörü, ufak bir adaptör bulmam lazımdı. Biraz bakındım ettim. Herhalde almaktan başka bir çare yok. Şimdi bir Dart'e şubesine gideceğim. Dart'e bir teknoloji mağazası. Onun bir şubesine gideceğim. Şubeyi de özellikle seçtim. Biliyorsunuz bir kütüphanem var. Üye olduğum, arada gittiğim, ders çalıştığım. O kütüphanenin yakınlarında bir Dart şubesi varmış hemen o caddede. Gidip o Dart şubesinden alacağız. Yani bakacağız, alabilirsek alacağız adaptörümüzü ki ekranımıza kavuşalım. Gitmişken orada biraz kütüphanede vakit geçiririz. Dönüşte de orada yine kütüphanemin orada biliyorsun. Bir de pizzacım var, bir de pizza patlatırım. Öyle sakin bir cumartesi günümüz geçmiş olur diye düşünüyorum. Göre başarısız bulamadık. Önce ben biraz gezdim, bulamadım. Sana bir adama sordum. İngilizce bilmiyordu. Bir adama daha sordum. Onunla bir baktık. Yoktu. Sağlık olsun artık. Amazon'dan falan söyleyeyim diye düşündüm. Sonra çıkmışken bir şansımı daha deneyeyim. Şu yakınlarda, pek yakın sayılmaz, bir 10 dakika falan yürüme mesafesinde bir teknoloji mağazası daha var. Bir ona bakacağım. Orada da bulamazsak artık el mahkum. İnternetten söyleyeceğiz. Durum bu şekilde. Bakalım ne olacak? Tabii bu kararımda havanın şu an çok da öldürmemesi var. Yoksa çok soğuk oluyor, hemen kapalı bir eve gibesim geliyor ama şu an çok öldürmüyor. Öldürmüyorken yapalım bunu. Sonra zaten kendimizi kütüphaneye atacağız gibi görünüyor. Yürüdük ve Parc de Bercy civarlarına geldik gördüğünüz gibi. Peki Bercy neresiydi? Bercy, şimdi burada Parc de Bercy var. Şurada da Parc de Bercy, arada yol geçiyor. Parkın sonunda da Accor Arena var. Accor Arena neresiydi? Sıkı takipçilerimiz biliyor. Paris Master tenis turnuvasını izlemeye gelmiştik, Accor Arena'daydı. Yani böyle parçaları birleştiriyoruz. Sıkı takipçiler yakında Paris'in haritasını çözecek. Buna inanıyorum. Geldik. Biraz daha ilerlediğimizde FNAC diye yazılan, nasıl okunduğunu bilmediğim bir department store olarak geçen mağazamıza ulaşacağız. Ve umarım ki kablomuza da. Valla parkın sonunda bir pasaj bulduk. Pasaj Saint Emilion. Sanıyorum ki bizim de
mağazamız bunların içinde bir yerde. Hatta bunu derken hop karşımıza çıkıverdi. Evet vardı ama almadım. Durun kızmayın, kendime açıklayacağım. Vardı birkaç tane ama biraz artık bu piyasayı biliyorum. Hem o kadar çok da kaliteli olmayan hem de böyle saçma fiyatlarla çıkan markalar vardı. Onları koymuşlar. Zaten yerinde olan şeyler daha pahalı oluyor genelde internete göre. Onlardan ben de hoşuma gitmedi. Dedim almam, ben o zaman Amazon'dan söylerim dedim. Böyle sonuna geldik. Ama mağaza güzeldi. Epey dolandım. Kamera sekmesinde epey vakit kaybettim. O konuda da yakında bazı gelişmeler olabilir. Biraz daha bu blok işine düştük artık. Madem düştük, belki biraz daha yatırım yaparak daha iyi işler çıkarabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden biraz kamera gibi ekipman yatırımları gelebilir. Güzeldi yani, güzel bir mağazaydı. Büyüktü. İlk katlıydı. Alt katı da şey gibiydi. Kütüphane gibiydi. İlk defa böyle yani nadiren teknoloji tarafının kütüphane tarafıyla hemen hemen aynı insan sayısına sahip olduğunu görmüş oldum. Şaşırtıcı, ilginç bir görüntüydü. Ama gerçekten bu Avrupalıların demodirliklerini ne yapacağız bilmiyorum. Gerçekten bu büyük bir problem. Yani gerçekten hala 2024 yılında DVD satılıyor. Yani ciddi ciddi DVD satılıyor. Hani ne bileyim, anlamıyorum ki yani, böyle plak gibi bir böyle romantik bir dokusu olsa DVD'nin anlayacağım ama öyle bir şey de yok DVD'nin. Hani hiç öyle bir şey yok bence. Yani romantiklikten de olmasa gerek. Bu insanlar niye hala gidip DVD alıyor ve insanlar bayağı bakıyordu falan. Çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm insanlık adına. Evet, buradan herhalde şeye doğru dönmeyeceğiz. Kütüphaneye doğru. Yürüyoruz. Hava hala fena değil, öldürmüyor. O yüzden yürüyüşümüze devam ediyoruz. Bol bol adım, bol bol sağlık diyoruz. Aslında ilk planım önce kütüphaneye gidip orada biraz vakit geçirip sonra yemek yemekti ama hem yolumun üstünde diye bir daha git gel yapmamak için, hem de yani pizza elde yiyor, sıkıntı yok yani. O yüzden afiyet olsun diyelim. Bu nasıl gün, hiçbir şey olmadığı, çok sıkıcı dediğinizi duyar gibiyim. Tamam, tamam, eğlendirelim sizi. Tamam, o zaman sürprizimi açıklıyorum. Maça gidiyoruz. Futbol maçına gidiyoruz, çok ani bir kararla. Şimdi şöyle, annem babam biliyor bu birlikte geldiğimiz için. Bu site üniversite kampüsünün yanında hemen bir stat var. Hatta Paris yolu videomuzda, Paris yolu videomuza gidin izleyin. Paris yolu videomuzda. İlk gelirken, site üniversiteye giderken kampüse dönerken annem orada çok şaşırmıştı. Aa, burada stat var, ne oynanıyor acaba burada falan filan. Tabii o zamanlar bilmiyoruz. Daha sonrasında ben öğrendim ki orada Paris Saint Germain değil tabii ki. Paris Saint Germain değil ama Paris FC adındaki Paris'in diğer futbol kulübü oynuyormuş. Birincilikte değiller. Paris Saint Germain birincilikte. Genelde şampiyon oldular. Bu Paris FC ikincilikte oynuyor. Onlar maçlarını bu Stade Charletti adındaki statta yapıyorlarmış. Peki, güzel. Ben sonra bu bilgiyi bıraktım bir kenara, şey yapmadım. Ama aklımda da vardı yani. Bir gün bakalım, bir maça uygun olsa gidelim falan filan. Geçen bir böyle bir etkinlik vardı. Site Üniversitesi'nin yaptığı böyle bir ikinci dönem başlıyor. Hoş geldiniz etkinliği gibi bir şey. Orada Ukraynalı bir çocukla tanıştım. Böyle laflarken şey demişti. Burada işte Paris FC oynuyor, hiç gittin mi maçlarına falan filan. Ben de yok, gitmedim demiştim. Oradan aklıma soktu. Dedi ki git güzel oluyor maçlar falan filan dedi. O gitmiş. Hatta kadın takımına da gitmiş. Kadınların takımı bayağı iyiymiş. Şampiyonlar Ligi'nde falan oynuyorlarmış. Erkekler çok iyi değil gördüğümüz gibi. İkincilikte oynuyorlar. Ama kadın takımı epey iyi duyduğuma göre. Neyse. Bugün de işte çıkarken, işte kütüphaneye doğru giderken dedim Allah Allah bir bakayım dedim, bu şey maç var mı falan filan. Şansımıza bu akşam maç varmış. Saat 7'de. Şu an saat 6. Maç varmış. Enes'i ile. Enes'i de nevesi biliyor musunuz? Bakın sinefiller şimdi bilecek. Sinefiller kendi belli etsin yorumlarda. Eric Romer'in Clay of Snee adındaki filmi. Enes'i de geçiyor. Enes'i de Fransa'nın böyle İsviçre ile sınır olduğu bir yer. Ve orada Lake Enes'i diye bir göl var. Ve müthiş yani, müthiş. Bir doğa harikası. Orayı çok görmek istiyorum. Bir gün umarım giderim oraya, görürüm. Harika bir yer.
göl ve çevresindeki bir kasaba artık çoğunlukla turistik olmuş ama o film zamanında çok daha böyle bakirmiş gördüğümüz kadarıyla eski film. Neyse Enes'i takımı geliyormuş. Enes'i takımı gelip de biz gitmez miyiz? Ben de gideyim diye düşündüm. Sonra bilet falan bakayım dedim. Bir de ne göreyim? Bunlar ikincilikte olduğu için çok böyle talep yok demek ki maçlı be. Anladığım kadarıyla. Biletler beleş. Yani beleş, yani beleş dediğim şey bazı biletler beleş veriliyor yani. İşte yazdırıyorsunuz isminizi internetten, öyle alıyorsunuz gibi anladım. Tabii şey, ben sona kaldığım için daha yarım saat önce falan aldım biletleri yani. Maça bir buçuk saat kala. Böyle tepelerdeki falan yerler kalmış. Ama olsun, ben de aldım yani. Şimdi de gidiyorum. En azından bir ortamı görmüş oluruz falan. Hoşumuza giderse daha sonra gitmek istediğimizde daha erken alırım ki daha güzel yerden izleyebileyim. Ama çok iyi yani gerçekten. Beleş maçı izlemek harika bir şey bence. Gidelim bir Paris FC nasıl oynuyor görelim. Enes takımını görelim. Bilgi olarak Paris FC şu an ikincilikte 10. sırada. Gördüğünüz gibi ikincilikte de çok iyi gitmiyorlar. Ama Enes'i daha da kötü. Onlar 17. sırada. O yüzden güzel bir galibiyet bekliyorum bugün. Hadi hayırlısı diyelim ve maça doğru gidelim. Selamlar anneciğim. Bak gördüğün gibi şapkamı taktım da geldim. Direkt aslında stada gelecektim ama baktım zaman var. Dedim ben donmak istemiyorum ve maçı bitirmek istiyorum. O yüzden gideyim bir içlik giyeyim. Bir şapkamı alayım, bir atkımı alayım. Şu an hava fena değil yani bu şartlarda hava fena değil. İzleyebilirim gibi duruyor. Geldim 307 numaralı kapıdan girmem gerekiyordu. Benim kapı kilitliydi. Gidip yine Fransızca İngilizce arası derdimi atmaya çalışarak bu eve vardım. En son adam şey dedi. Zaten çok şey değil dedi. Otobüs dedin ya falan dedi. Yani bu alan zaten şey böyle yani pek dolu değil yani. %40 dolu falan. %30-40 dolu. Öyle istediğin yere otur dedi. Genelde şey biraz daha köşeye gidenlere. Ben de başta biraz daha köşeye gitmiştim. Böyle böyle yapıyorlar. Böyle böyle gidin falan yapıyorlar. Öyle. Fena değil. Yani çok biraz yukarıdayız ama görüş iyi yani. Kameradan biraz daha uzak gözükebilir ama bakalım. İyi akşamlar sayın izleyenler. Paris'te ilk yarıda gol yok. Paris FC 0, NFC 0. Şu an Paris'te statta olan Paris muhabirimiz Tan Çetiner'den en güncel bilgileri alacağız. Buyur Tan, sendeyiz. Evet sayın Akın, sesini şimdi alabildim. Evet şu an Paris FC, NFC maçının ilk yarısı sona erdi. Ben de buradan size son gelişmeleri aktarmak için buradayım. 0-0 sona erdi ilk yarı. Dengede bitti. Fakat oyun da dengedeydi diyebiliriz. İki takım da çok fazla risk almadı. Paris FC yani bizim takımımız daha çok yani topu tutmak istedi. Topu çok Enes'in takımına vermek istemedi diye düşünüyorum. O yüzden daha çok defanstan kısa paslarla çıkmaya çalıştı. Bu çok etkili oldu mu? Açıkçası olmadı. Açıkçası burada kadromuzun teknik kalitesinin çok da iyi olmaması bir sorun olarak göze çarpıyor açıkçası. O yüzden Stefan Cili hocamız tabii en iyisini bilir ama bence ikinci yarıda daha çok uzun vurmamız gerekiyor. Çünkü Ahmet Cabbari, forvet oyuncumuz biliyorsunuz 1.94 boyunda ve açıkçası o uzun topları hakimiyet altına alabilir diye düşünüyorum şahsen. Ama tabii ki Stefan Cili hocamız en iyisini bilecektir. Dediğim gibi dengede bir karşılaşma oldu şu ana kadar. Enes'i takımı çok bir varlık göstermedi. Zaten 17. sıradalar. Bu da birçok şeyi açıklıyor aslında. Paris FC takımı 10. sırada tam bir denge takımı diyebiliriz. 20 takımlık birlikte 10. olmak bunu gösteriyor. Fakat birkaç gol pozisyonu buldu Enes'i takımı. Aniden çıktıkları akınlarla, top kayıplarıyla, defansta... Peki tamam, çok teşekkürler ama sana şunu sorsam. Birkaç
pozisyon buldular fakat çok bir şey, çok da bir tehlike olmadı açıkçası. Paris FC takımına gelirsek de onlar şu ana kadar 3 temiz gol fırsatı buldu. Şunu sormak istiyorum Tan. Pozisyon, diğer forvet oyuncumuzun topu ıska geçmesiyle ne yazık ki golle sonuçlanamadı. Daha sonra artık ilk yarı bitti derken en teknik oyuncumuz 10 numara. Şu an ne yazık ki ismini hatırlayamıyorum. Seyircilerimiz bize affetsin. Tek teknik oyuncumuz diyebilirim. Diğerleri biraz daha fizik kaliteli bir öne çıkıyor. İlan Kebal'dan bahsediyorsun sanırım Tan. Durarak, pozisyon olarak bir şeyler yaratmaya çalışıyor. Çok bir şey yaratabildi mi? Yaratamadı ama en azından çalışıyor diyebiliriz. 43. dakikada bir serbest vuruşta bu oyuncumuz gol bulmaya çalıştı fakat kaleci kurtardı. 45. dakikada da bir karşı karşıya pozisyonda vurdu ama yine kaleciyle kaleciyi geçemedi diyebiliriz. İkinci yarı yine burada olacağız. Maç sonu görüşmek üzere. Sayın Akın, sana devrediyorum. İyi akşamlar sayın izleyenler. Maç sonu için yine Tan'dayız. Evet. Evet sevgili Akın. Maç bitti. Ben de evime doğru gidiyorum artık. Yani biz seni yine stadın kenarında yayın alacağız diye şey yapmıştık ama... Ya sevgili Akın biliyorsun, söylemiştim daha önce, hava soğuk. Bizim de işimiz gücümüz var. O sebeple... Yani işin gücün zaten muhabirlik diye biliyorum. Ya yok ki, sen onu karıştırma şimdi. Bu var da hani sonuçta Paris'te yaşıyoruz. Burası da pahalı kent. Tek onunla gitmiyor yani. Ben bir yandan da freelance yazılım mühendisliği yapıyorum yani. Maşallah, Allah daha çok versin. Tabii anca öyle geçiniliyor. İstersen maça geçelim artık. Tamam. En iyisi ben maça döneyim. Evet, ilk yarı sonunda bahsetmiştim. Denge içinde geçen bir ilk yarıdan sonra ikinci yarı maç çözüldü diyebiliriz. 51. dakikada Luken Bila'nın asistinde golü buldu. Gol hakkında fazla bilgi veremeyeceğim çünkü ben o sırada bira sırasında bekliyordum bira almak için. O yüzden golü göremedim. Nasıl yani, maçı izlemiyor muydun yani? Ama yani sevgili Akın öyle deme. Yani benim yerimde olsan sen de beni anlardın diye düşünüyorum. Yani o futbol seviyesine ancak bir bireyle şey yapılabilirdi. Karşı koyulabilirdi. O yüzden neyse ben devam edeyim. Ama dediğim gibi Gobi golü atmış Luken Bila'nın asistinde. Ama ben bunu göremedim. Fakat Paris FC bunu hemen telafi etti benim için. 71. dakikada Gobi yine ağlığı sarstı Luken Bila'nın asistinde. Luken Bila sol kanatta topu aldı. Defansın arkasına doğru bir uzun top attı. Gobi'den harika bir ilk dokunuş. Ne demişler biliyorsunuz. İlk dokunuş iyi olduktan sonra gerisi gelir demişler. İlk dokunuşta ayağını önüne aldı mı topu. Gobi'ye sadece karşı karşıya pozisyonda kaleye doğru yuvarlamak kaldı. Harika bir goldü. Orada Paris FC taraftarları ayağa kalktı ve dediler ki tamam bu maç bizde. Sonrasında 80. dakikada Annecy takımı golü buldu. Çok saçma sapan bir goldü açıkçası. Çok bir kalite gol değildi. Dediğim gibi zaten Annecy takımı çok da bir şey vaat etmiyordu sahada. Böyle bir karambolle bir kafa vuruşunda gol bulundu. Fakat bizim karşı tribünümüzdeki, açık tribündeki 10-15 sayısındaki Annecy taraftarı gerçekten gecenin en mutlu anını yaşadı o an. Ayakları fırladılar, çok eğlendiler o an. Açıkçası ben de sevindim bir yandan sevgili Akın. Çünkü dedim ki yani belki de artık güzel bir maç izleyeceğiz. 2-1 oldu. Güzel bir maça dönebilir, ateşlenmiş olabilir yani saha diye düşündüm. Fakat bu heyecanım yalnızca 4 dakika sürdü. Çünkü yine atılan bir uzun topta karşı karşıya pozisyonda M. Diaz adlı Annecy futbolcusu bizim futbolcumuzu arkadan çekince tabi biliyorsun mutlak gol pozisyonunda ne oluyor? Kırmızı kart çıktı. Kırmızı kart çıkınca da biliyorsunuz Annecy takımı 10 kişi kaldı. Dediğim gibi 11 kişi hiçbir şey yapamayan Annecy takımı 10 kişi ne yapabilir siz düşünün. Maçın iyice maçlıktan çıktığı dakikalardı. Yani son 10 dakikada pek bir şey olmadı diyebiliriz. Bu sonuçla Paris FC takımı
8 galibiyet, 4 beraberlikle şu ana kadar hesaplasak 28 puandaydı. 31 puana doğru çıkmış oldu. Tebrik ediyoruz takımımızı. İleriki maçlarda da bu başarının devamını bekliyoruz. Sana yeniden sözü verebilirim sevgili Akın. Peki, belli ki çok yorulmuşsun. Biz de sana iyi akşamlar dileyelim. Ben de iyi akşamlar dilerim. Zaten neredeyse evime, pardon yurduma vardım. Biliyorsunuz sizin verdiğiniz aylıkla ancak burada bir yurtta bir oda tutabildim. İyi akşamlar TVT Spor. Evet, TVT Spor kişiliğimden çıkmış durumdayım şu an. Yine Tan Çetin evim, sizin bildiğiniz Tan Çetiner. Odama geldim. Çayımı yaptım. Kaloriferimin yanındayım. Gecenin geri kalanında çayımı içip kaloriferin yanında durup vücut ısımı geri kazanmaya uğraşacağım. Ve herhalde bu videoyu yaparım. Bu şekilde hızlı bir kapanış yapalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.